Herkese merhaba, ben Avukat Talha Barut. Bugünkü videomuzda özellikle arsa ve arazi mevzularında çokça gündem olan şufa hakkı, yani ön alım hakkı hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Genel bazı bilgilendirmeler vererek sizleri bu konuda aydınlatmaya çalışacağız. Bazı araziler çok büyüktür. Tamamının alınması pek mümkün değildir. Sadece hisseli satışlar yapılmaktadır. Bu şekilde daha ucuz ve daha kolay alım satım yapılabilmektedir. Mesela Kanal İstanbul etrafındaki yerler yıllardan beri hisseli şekilde el değiştiriyor. Dursunköy, Arnavutköy gibi yerler hisseli şekilde el değiştiriyor. Bakarsanız şu anda ne imar var ne de planlar belirgin. Ama tarım arazisi sıfatında olan bu yerler neredeyse arsa fiyatları, yani imarlı arsa fiyatlarına el değiştiriyor. Ve bu araziler o kadar büyük ki 30-40 hissedar var arazilerde. Örneğin siz böyle bir arsadan hisse aldınız. Tapuyu elinizde tutuyorsunuz. Ve kendinizi güvende hissediyorsunuz. Ama maalesef iş öyle olmuyor. Bu tapuyu ön alım hakkı olan başka bir hissedar elinizden alabiliyor. Nasıl alabiliyor? Ön alım hakkını kullanarak. Yani şufa hakkını kullanarak elinizden alabiliyor. Tapuda düşük göstermişseniz değeri, siz burada iki mağduriyet yaşıyorsunuz. Hem tapuyu kaybediyorsunuz hem de düşük gösterdiğinizden dolayı gerçekten aldığınız bedeli alamıyorsunuz. Karşı taraf tapuda gösterilen bedeli almak suretiyle ön alım hakkını kullanıyor. Ucuza sizin yerinizi kapatmış oluyor. Bu nasıl bir haktır? Ne zaman ve nasıl kullanılır, hangi durumlarda kullanılmaz gibi sorularımıza bu videomuzda cevap arayacağız. Ama özellikle şunu vurgulamam gerekiyor ki özel durum ve sorunlarınız için bizden veya bu işleri yapan uzman avukatlardan danışmanlık almalısınız. Sadece bu videoları izleyerek dava çözümlemesi yapmanız pek mümkün olmaz. Ayrıca bu videoları faydalı buluyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun ve videolarımızı beğenin. Ayrıca başkalarının da bilgilenebilmesi için etrafınızda lütfen bu videoları paylaşın. Sizlerden bu konuda olumlu dönüşler geldikçe bilgilendirme videolarımıza devam edeceğiz. Şufa hakkı nedir? Diğer adı ön alım hakkı olan bu hak, birden çok hissedarı olan gayrimenkul satışlarında veya alışlarında dikkat edilmesi gereken çok önemli bir konudur. Konunun daha iyi anlaşılması için paylı mülkiyeti kısaca açıklamak gerekiyor. Paylı mülkiyet, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına birden çok kişinin belirli paylarına sahip olmasıdır. Bir ortağın taşınmazdaki payını kısmen veya tamamen üçüncü kişiye satması halinde diğer ortaklara satılan bu payı öncelikle satın alma yetkisini veren bir haktır. Bu hak paylı mülkiyet ilişkisi kurulduğu anda doğar ve pay satışı yapılmasıyla kullanılabilir hale gelir. Bir kişi malını üçüncü bir kişiye satmak istediğinde ön alım hakkı sahibinin bu malı öncelikli olarak satın alma hakkı vardır. Hak sahibinin ön alım hakkını kullanmasıyla yeni bir hukuki ilişki ortaya çıktığı için bu hak yenilik doğuran bir haktır ve yenilik doğuran bir dava ile kullanılır. Peki bu hak neden vardır? Bu hakkın mantığı nedir? Türk Medeni Kanunu ön alım hakkı ile ortaklara dava hakkı tanıyarak taşınmazın mevcut ortaklar arasında kalmasını hedeflemiştir. Kanun koyucu üçüncü kişilerin dışarıdan taşınmaza ortak olarak girmesini zorlaştırarak mevcut ortaklar arasında süren uyumun bozulmasını önlemek istemiştir. Şufa hakkının iki türü bulunmaktadır. Bunlardan ilki yasal ön alım hakkıdır, diğeri ise sözleşmeden doğan ön alım hakkıdır. Yasal ön alım hakkı kanun ile ortaklara verilen bir haktır. Taşınmaz sahibi tarafından bir sözleşme ile herhangi bir kişiyle yapılmış sözleşme sonucunda doğan ön alım hakkıdır. Sözleşme noterde yapılmalıdır. Ön alım hakkı tanınan sözleşme tapuda şerh edilmelidir. Şerh edilen hak herkese karşı ileri sürülebilir. Çünkü şerh edilen durumları herkesin bildiği kabul edilir. Şerhin etkisi de 10 yıldır. Ön alım hakkının kullanılması için bazı şartlar vardır. Bu şartlardan kısaca bahsedecek olursak, ilk olarak bu hak
sadece ortaklara tanınmış bir haktır. Ve ortak olmayan biri tarafından kullanılması mümkün değildir. İster kişisel bir hakkınız olsun, ister sınırlı bir aynı hakkınız olsun, eğer ortak değilseniz bu hakkı kullanamazsınız. Aynı zamanda şufa hakkı fiilen paylaştırılması yapılmamış olan taşınmazlarda kullanılır. Eğer ortaklar ortak olduğu taşınmaz üzerinde sözleşmeyle veya kendi aralarında bir paylaşım yapmak suretiyle bu hakkı kullanmanın önüne engel çıkarmışlarsa artık bu hakkı kullanamazlar. Kullanılamayacağı haller bunlarla sınırlı değildir. Şu sayacağım hallerde de ön alım hakkı kullanılamaz. Ortaklar arasında yapılan satışlarda ön alım hakkı kullanılamaz. Yani ortaklardan biri payını üçüncü bir kişiye sattıktan bir süre sonra, yani şöyle düşünelim, ortaklar kendi aralarında sattı, diğer ortak buna müdahale edemez, ön alım hakkını kullanamaz. Ama diyelim ki ortak üçüncü bir kişiye sattı, o üçüncü kişi burayı aldı, bu üçüncü kişiye karşı bu ön alım hakkını kullanabiliyorlar ortaklar. Yani ön alım hakkının eski ortağa karşı da kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Kişi satıp çıktıysa artık ortaklıktan çıkmıştır. Yeniden oradan bir yer alacağında ona karşı ön alım hakkı kullanılabilir. İkinci olarak, yani bu ön alım hakkının istisnalarından sayabileceğimiz ikinci husus da bağışlamadır. Bağışlama halinde de ön alım hakkı kullanılamaz. Bir başka istisnamız da taşınmaz satış vaadi sözleşmesi. Hani taşınmaz satış vaadi sözleşmesi varsa bu durumda da ön alım hakkının kullanılması mümkün değildir. Ölüme bağlı tasarruflarda, yani vasiyetname bırakıldığında buna karşı da bu hak kullanılamaz. Tapusuz taşınmazların satımında yine bu hak kullanılamaz. Ortakların paylarını hep birlikte üçüncü bir kişiye devretmesi halinde yine bu hak kullanılamaz. Çünkü zaten ortakların hepsi buna onay vermiş. Bu onay da aynı zamanda ön alım hakkını kullanmayacağı anlamını taşıyor. Bir bağımsız bölümün veya kat irtifakı payının satılması halinde başka bağımsız bölüm maliklerinin ön alım hakkı kullanılamaz. Özellikle Türkiye'de bu çok yaygın, kat mülkiyetine tabi olan binalarda siz bir daireniz var. Bu daireyi satmak istiyorsunuz. Bu durumda üçüncü kişinin bunu doğal olarak alma hakkı var. Diğer kat maliklerinin, diğer daire sahiplerinin yok benim ön alım hakkım vardı, burayı ben alacaktım deme lüksü yok. Bir başka istisna ise ön alım hakkından feragat edilmişse ön alım hakkı yine kullanılamaz. Ön alım hakkından feragatın resmi şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh edilmesi gerekiyor. Belirli bir satışta ön alım hakkını kullanmaktan vazgeçmek yazılı şekle bağlıdır. Ve satıştan önce veya sonra yapılabilir. Yani siz sadece belli bir satıştan dolayı vazgeçecekseniz adi yazılı şekilde de bunu yapabilirsiniz. Ama herkese karşı bunun kullanılmasını istiyorsanız ön alım hakkınızdan feragat etmelisiniz ve bunu tapuya şerh etmelisiniz. Bunun da resmi şekilde yapılması gerekiyor. Aksi halde herkese karşı kullanılamaz. Bir diğer istisna ise bu hakkın dürüstlük kurallarına aykırı kullanılmasıdır. Dürüstlük kurallarına aykırı kullanılırsa da kanun koyucu, kanun bunu korumaz. Bir başka istisnada ortaklar arasında fiili taksim yapılmış ise ön alım hakkı kullanılamaz. Örneğin bir tarım arazisinde herkesin yeri belli, herkesin ektiği biçtiği yer belli, yıllarca oraya ekip biçiyorlar, fiilen ayrılmış. Bu yerlerin satımında da ön alım hakkı kullanılmaz. Zaten kullanılması da dürüstlük kuralına aykırı olur. Tapuda ortak olmayan ön alım hakkını kullanamaz. Sadece tapudaki ortaklar için geçerli bu. Yasal ön alım hakkı menkul satışlarda kullanılamaz. Sadece taşınmazlar için geçerli. Payın şirkete sermaye olarak konulması halinde ön alım hakkı kullanılamaz. Bir başka kullanamayacağı durumda cebri satışlar. İcralık bir yer düşünün, haciz yapılmış ve haczen ihale ile satışa çıkarılmış. Bu durumda da diğer ortaklar benim ön alım hakkım var diyerek ihaleyi engelleyemez. İhalede en çok parayı veren alır malı. Bir başka istisna da el birliğiyle mülkiyet halinde, yani iştirak halinde mülkiyete bağlı taşınmazlarda da bu hak kullanılamaz. Ve son olarak da bazı Yargıtay kararlarına göre akrabalar arasındaki satışlarda da ön alım hakkı kullanılamayacağına hükmedilmiştir. Ama tabii ki somut olayın özelliklerine göre de hakimin takdirine bağlı bir konu bu. Peki, ön alım davası
nasıl açılır? Hangi mahkemede açılır? Gayrimenkulün ortağı olan herhangi bir ortak, taşınmazı satın alan alıcıya karşı dava açmalıdır. Yani bu davada davacı ortaklardan biriyken davalı da gayrimenkulü satın alan kişidir. Gayrimenkulü satan ortak bu davanın taraflarından biri değildir. O aradan çıkmıştır artık. Şufa davasında görevli mahkeme asli hukuk mahkemesidir. Yani bu hak asli hukuk mahkemesine dava açmak suretiyle kullanılır. Şufa davasında yetkili mahkeme gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesidir. Örneğin Bakırköy'de bulunan bir gayrimenkul için İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde şufa davası açılamaz. Açılırsa yetkiden dolayı reddedilir. Yetkili ve görevli mahkeme gayrimenkulün bulunduğu yer olan Bakırköy Asli Hukuk Mahkemesi'dir. Evet, bu haktan feragat etmek yani vazgeçmek mümkün müdür? Feragat satıştan önce veya sonra kullanılabilir. Hak sahibi yalnızca bir satış için hakkından feragat etmek istiyorsa adi yazılı bir sözleşme ile bu hakkından bir defaya mahsus olmak kaydıyla feragat edebilir. Ama hak sahibi tamamen feragat etmek istiyorsa feragat resmi şekilde yapılmalıdır ve bu sözleşme tapuya şerh edilmelidir. Bu durumda herkese karşı ileri sürülebilir. Diyelim ki ortağı olduğunuz bir gayrimenkulde bir ortağın payını satması halinde ön alım hakkını kullanmayacağım şeklinde bir adi yazılı feragat yapmanızın hukuken bir geçerliği yoktur. Bu feragatın mutlaka şerh edilmesi gerekir. Ama şunu da bilmek gerekiyor ki davranışlarıyla ön alım hakkını kullanmayacağını ima eden ortağın daha sonra bu hakkı kullanmak istemesi de kötü niyet olarak addedilir ve bu durumda da dürüstlük kurallarına da uygun olmadığı için bu hakkı kullanamayabilir. Bütün bunları göz önünde bulundurarak konunun daha iyi anlaşılması için şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki arsanın 5 tane hissedarı var. Ve aralarında bir hissedar kendi payını size sattı. Bundan haberdar olan diğer hissedarların o pay üzerinde ön alım hakkı olduğu için satın aldığınız payı size karşı bir dava açarak elinizden alabilirler. Burada dikkat etmek gereken en önemli husus açılacak olan bu dava taşınmazın bedeli üzerinden açılır. Uygulamada karşımıza en sık çıkan durum daha az vergi ödemek için taşınmazın bedelinin düşük gösterilmesi ve bu şekilde alımın yapılmasıdır. Diyelim ki 800 bin TL'ye aldığınız bir arsayı tapuda 300 bin TL'ye almış gibi gösterip daha az vergi vermeyi amaçlayabilirsiniz. Ve daha sonra ön alım hakkı sahibi kişi dava açtığında size sadece tapudaki satış bedeli olan 300 bin TL ödeyerek elinizden alabilir. Peki bu durumdan kurtulmak için ne yapmalısınız? Alıcının satışı noter aracılığıyla bildirme yükümlülüğü var. Bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen alıcı ortakların açacağı ön alım davasıyla muhatap olur. Alıcı paylı taşınmazlardan pay aldığını bildirim yükümlülüğünü noterden değil ama yazılı bir şekilde yerine getirse bile bu bildirim geçersizdir. Dolayısıyla bildirimin noterden yapılması gerekiyor. Bu mutlak bir yükümlülüktür. Siz bildirimi yaptıktan sonra ne olur? Ortaklara davayı açmak için belirli bir süre verilir. Şufa hakkını kullanma süresi ortakların süresiz bir şekilde dava açma hakkını kullanarak alıcıyı zor durumda bırakmalarını önlemek için öngörülmüştür. Şufa hakkının kullanılması açısından iki türlü süre söz konusudur. Ön alım hakkı sahibi ortaklara gayrimenkulün alıcısı tarafından noter aracılığıyla bildirilmişse satışın bildirilmesinden itibaren 3 ay içerisinde şufa davasının açılması gerekir. Şufa hakkı sahibi ortaklara satışı noter vasıtasıyla bildirmemişse her halükarda satış tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde şufa davasının açılması gerekir. Şufa hakkının kullanılma süresi olarak belirlenen bu süreler hak düşürücü niteliktedir. Bu süreler geçtikten sonra ön alım davası açılması mümkün değildir. Yani dolayısıyla kısaca şöyle özetlersek siz aldığınız yerde eğer bu yeri elinizden kaybetmek istemiyorsanız noter aracılığıyla diğer hissedarlara bildirim yapmanız gerekiyor. Şayet bildirim yapmamışsanız
2 yıl içerisinde bir ön alım hakkı davası açılarak buralar elinizden alınabilir. Ama 2 yıllık bir süre geçtikten sonra ya da bildirim yapıldıktan sonra 3 ay geçmişse artık kimse sizin elinizden bu yeri ön alım hakkıyla alamaz. Bir de hani az önce bahsettiğimiz üzere daha az vergi ödemek için bedelin tapuda düşük gösterilmesi durumu dışında bunun tam tersi bir de tapuda bedelin daha yüksek gösterilmesi durumu var. Bu iki durumda normalde yasal değil. Bedelini tapuda yüksek gösterilmesinin amacı da ön alım hakkı sahibi kişinin ön alım davasını açmaktan vazgeçirmektir. Normalde şöyle düşünün, yani bu durumda bedelde muvazaa diyoruz biz. Gerçekte olmayan bir bedelin gösterilmesi demek. Şüfa hakkı sahibi bunu her türlü delille ispat edebilir. Dava açabilir, tanık dahil her türlü delille ispat edebilir. Bedelde muvazaa dışında bir de sözleşmenin niteliğinde muvazaa yapılır. Yani örnekle açıklamak gerekirse siz ve arkadaşınız yarı yarıya sahip olmak üzere tapuda bir taşınmaz satın aldınız. Siz kendi payınızı başka birine satmak istiyorsunuz. Fakat arkadaşınızın ön alım hakkını kullanmasını engellemek için satış sözleşmesini bağışlama olarak gösteriyorsunuz. Hani az önce saydık ya bağışlama durumunda kullanılmaz diye. Daha önce bahsettiğimiz gibi bu bağışlama durumunda ön alım hakkı kullanılamıyor. Bu durumda da sözleşmenin niteliğinde muvazaa yapmış oluyorsunuz. Yani arkadaşınız bu durumun muvazaalı olduğunu her türlü delille ispat edebilir. İspat ettiği takdirde davayı kazanabilir. Kısaca eğer bir gayrimenkul alıyorsanız kaç hissedarı olduğuna bakmanız gerekiyor. Ve muvazaalı bir işlem yapmamanızı da tavsiye ediyoruz. Çünkü çoğu durumda bu arazi davaları, arazi meseleleri çok önem arz ediyor. Özellikle yurt dışında yaşayan insanlar bu konulardan haberdar olmuyor. Sırf bu konuları takip eden bir takım maalesef simsarlar var Türkiye'de. Yani çok küçük bir hisse alarak orada özellikle ben bunu bizzat bu Kanal İstanbul çevresinde fark ettim. Yani küçük bir hisse alarak bu hisseyi bir şekilde takip ediyorlar kim aldı. Çünkü 300, 400, 500 hisseli araziler var oralarda. Bunu bilmeyen biri alıyor, tapuda düşük gösteriyor. Bu kişi ona karşı dava açıyor ve düşük bir bedelden orayı alıyor. Ve davayı da kazanıyor. Çünkü ön alım hakkı paydaşlara verilen yasal bir haktır. Veya daha geçtiğimiz aylarda yine buradan yurt dışında gurbetçi müvekkillerimizden bir kısım kişiler Türkiye'de Antalya'dan arazi aldılar. Hisseli bir arazi aldılar. Değerli bir yerde aldılar. Ama orada bu durumu bilen ama zamanını kollayan diğer paydaşlardan biri bunlara karşı dava açtı ve davayı büyük ihtimalle kazanacak. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ama muvazaalı yollara girmeden bu meseleyi çözmenizi tavsiye ederim. Bunun için de teknik destek almanız her zaman menfaatinize olacaktır. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.